kastıyla Sayın Birinci'nin son sözlerini alalım. Şimdi biraz önce tabii gündem belirlemede, muhalefetin gündem belirlemesinden bahsedildi. Dolayısıyla bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündem belirlemesine bakalım. Nasıl gündem belirliyor? Bu sadece bir örnek. Daha bu ülkeye ne fazilet durakları gördü, ne tür yalanlar gördü. Adeta bir gerçek dışı beyan üretme noktasında bir fabrika gibi çalışılıyor. Göbel stratejileriyle ilerliyor. Her zaman vurguluyorum. Bakın. T24 denen bir webde internet sitesi. Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek şeklinde bir haber yaptı. Kılıçdaroğlu aldı bunu, retweetledi. Ağza alınmayacak gariz ifadelerde. Zamanlaması neydi bunun? Tam öğrencilerimiz, gençlerimiz üniversite sınavına girecekler. Bakın siyasi sorumsuzluğa bakın. Bir iktidara talip bunlar. Siyasi sorumsuzluğa bakın ya. Gençler üniversite sınavına girecek. Orada böyle bir moral bozukluğuyla, yalan beyanla, gerçek dışı beyanla o öğrencilerin moralini bozarak üniversite sınavına girmek durumunda bıraktılar. Şimdi T24 özür diledi. Artık üniversite sınavı oldu, ondan sonra özür diledi. Diyor ki protokol T24 ilk yayınında protokol onaylandı. Katarlı gençler Türkiye'de sınav tıp okuyabilecek başlığıyla verilen haberi düzeltir. T24'e güvenen ve referans veren okurlarımızdan ve haber muhataplarından özür dileriz. Yani T24 kendi haberini düzeltti. Kılıçdaroğlu'na baktım dün, hala retweet aynı şekilde kendi profilinde, Twitter'daki profilinde durmakta. Ya şimdi normal bir ülkede, normal demokrasinin işler olduğu, partiler demokrasinin işler olduğu bir ülkede bunu bir muhalefet partisinin genel başkanı tam sınav üzeri, çocuklar sınava hazırlanırken, hayatlarını etkileyecek sınava hazırlanırken, sınava gireceklerken böyle bir sorumsuz beyanı yapabilir mi ya? Böyle bir sorumsuz beyanı yaparsa bunun siyasi karşılığı ne olur? Böyle bir sorumsuz beyanı yapan. Hollanda'dan bir örnek verelim veya Belçika'dan. Çıksa kalksa dese gibi muhalefet partisi lideri. Dese ki ülkemizde Ürdünlü öğrenciler parasız okuyacaklar tam da sınav öncesi. Ya o siyasi için hali ne olur biliyor musunuz? Bırakın siyaset yapmayı. Sokağa çıkacak hali kalmaz. Bakın çok net ifade ediyorum. Dolayısıyla bu işte gündem belirleme bu değildir. Bunlar göbel stratejileridir. Bunlar aleni, su katılmamış gerçek dışı beyanlardır. İşte nasıl gündem belirliyorlar? Bu şekilde gündem belirliyorlar. Ya doğru değil. Olayın yani, gerçekte... Yani, tabii yani, o zaman şimdi, böyle ya. O zaman açıklayalım kardeşim, ya. Kardeşim yani... Olur mu böyle bir tavır ya? Askeriye ne dedi? Müsaade edin. Ne oldu? Müsaade edin ne oldu? Ya. Askeriye ya, arasında... Ya siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunmakla niye mükellefiniz? Yok öyle bir şey değil mi? Ben çok Kılıçdaroğlu'nun ben değil ki... Kılıçdaroğlu'nun gerçek dışı beyanıdır diyebilirim ya. Bir kere de diyebilirim. Kılıçdaroğlu gerçek dışı sorumsuz beyanda bulunmuştur değil. Göbels, evet, göbels stratejileridir bu. Öğrencilerimizin başarısına mal olursa o sorumsuzluğu, o sorumsuzluğun hesabını kim verecek ya? Böyle bir sorumsuzluk olabilir mi? Niye? Böyle bir sorumsuzluk olur mu? Ondan sonra diyor ki Z kuşağının oylarını talibiz. Bakın o Z kuşağı tabir edilen ki o beyanı da reddediyorum. Ben gençleri hiçbir kuşağa mahkum etmiyorum. Hiçbir kuşağın dahilinde görmüyorum. O kendi beyanlarıyla tırnak içerisinde o Z kuşağı denen gençlerimiz bunun bedelini öyle bir ödetecekler ki ona onu işte seçimde göreceğiz nasıl yani ödeyecekler. İrade önemlidir tabii ama yani ben bir kere de doğru değil ya yaptığı doğru değil. Enflasyonuna girmek istemiyorum. İşte böyle gündem belirliyor. Yok hiç öyle bir gündem. Bakın mesela şu anda kamulaştırma noktasında evet Cumhuriyet Halk Partisi gündem belirliyor. Evet. Yani bu ülkede öyle beyanda bulundu buna karşı. Beyanda bulunabilir buna karşı. Bakın, buna karşı beyanda bulun. Tesadüfen yatırım bakın namuslu dürüst bir gazeteci şimdi, olarak şuna karşı beyanda bulun ya. Bakın bu açıklamada bu açıklamayla ilgili ben T24'ü takip ettim. Ne açıklandı bununla ilgili? Askeri arasında böyle bir şey yapılabileceği. Hayır hayır. Ya bak, arkadaş okudum işte biraz burada önce, okudum biraz önce. Ya, yapma. Ya ben de, onu çarpma. Hayır, çarpıtmıyorum. Oku. Tamam, bak, haberi okudum. Ya T24 özür dilemiş. Şimdi siz hala burada haberi savunuyorsunuz. Bakın. İşte, ben bakın, diyorum ki bakın. Kamuoyu önünde sürekli bakın, düştüğünüz pozisyon bu. Kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Değerli vatandaşlarımız seyredin. Kesin bence de vicdanlara havale edelim. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü gibi davranan gazeteciyi seyredin. Bakın ben yani o anlamıyla kendi kimliğimiz siyasi kimliği de hiç reddetmem ama CHP sözcüsü değilim. Evet CHP'liyim. Hiç sıkıntı yok benim açımdan. Savun. Evet solcuyum. Savun T24'ün haberini. Bakın T24'ün değil. Genel Katar'la ilgili bak bu kadar Katar'la ilgili oynarsanız. RT hala silmedi. Buradan yakalayarak yürümeye çalışmayın. Yakalayarak bakın, 50 tane 50 hiç öyle değil. 50 bak, bin gerçek normal yani her hafta yapılan, bunlarla mücadele yapılan açıklamayı şimdi bakın teklif size. Ediyorum. Türkiye'de yalanla mücadele bakanlığının kurulması lazım. Behem hal. Muhteşem Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı ya, kurulması lazım. Ya bak bu düzeyde değil. Ben açıkça koyuyorum bak. Açıkça koyuyorum. Çok iyi olur. Ben destekliyorum. Bu fikri. Lafın var mı lafın? T24'de lafın var mı? Benim, Kılıçdaroğlu'nun VT'sinin lafın var mı? Bakın, bir şey söyleyeyim evet ya. Bu ülkeyi başka yerlere çekemezsiniz ya. Haliniz buna bu, evet itirazımız var bizim.
Dün de vardı, bugün aynen de var itirazımız. Pekala, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu sorumsuzluk nedir yani? Için ya size ya de söz hakkı vermek isterdim ama ne yazık ki süren bitti. İnşallah haftaya diyelim. Dur, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Profesör Doktor. Evet. İlyas Topsakal, Avukat Bülent Kaya, Avukat Mücahit Birinci ve Necdet Saraç bizlerle birlikteydi sayın seyirciler. Çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Saatler 23.30'u gösterdiğinde Ertem Şener'le Var Odası bu ekranda. İyi geceler. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la Ahmet Nurçebi arasında sıkıntı var. Zaten o üç başkan adayının Galatasaray başkanı olması yakışmazmış. Amin. Bak senin şu pis bakışın var ya. Ölüyorum o güzel bakışına senin ya. Arıyorum milli takım sorumlusunu. Selim abi imkansız kalkamaz zaten. Şunu arıyorum. Deniz, Deniz Akışkent'i arıyorum. Burak Elmas